Evet, kazanım 8 ile devam ediyoruz. Şimdi burada verilen denklem çözülmesi istenmiş. Burada 4. verilen denklem gibi duruyor. x üzeri 4 eksi 26 x kare artı 25. Ben burada x kareye t dediğim zaman tabi a da diyebilirim. Genelde t diyoruz ama a da diyebilirim. Fark etmez. x kare eşittirmeye de diyebilirim. x üzeri 4 t'nin karesi oldu. Eksi 26 t x kareye t yazdım. Artı 25 eşittir 0. Çarpanlara ayırıyorum şurayı. t'ye t burayı da eksi 25'e eksi 1 diye ayırırsam çarpımları 25 toplamları eksi 26'yı verdi. Bunu ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Yani buradan diyeceğim ki t eksi 25 çarpı t eksi 1 eşittir 0. Şimdi ikincilerin denklemde ayrı ayrı 0 eşit diyordum. t eksi 25 0 t 25 t eksi 1 0 t 1. 0'sa Şimdi son olarak bunu bulduktan sonra t yerine tekrar x kare yazıyorum. x kare eşittir 25 ya da x kare eşittir 1 gibi bir şey geliyor x kare 25 ise x eksi 5 olabilir. x 5 olabilir. Çünkü 5'in ve x 5'in karesi 25 yapar. x kare 1 ise x eksi 1 olabilir. x 1 olabilir. Yani bu sefer çözüm kümesinde kaç eleman çıktı? 4 eleman çıktı. Zaten 4. derecede olduğu için en fazla 4 kökü olabilir. Burada 4'ü de var zaten. Sırayla yazayım küçükten büyüğe. Eksi 5 eksi 1. 1 5 olur. Benim köklerim tabii şurayı biraz daha düzgün Eksi 5 eksi 1 1 5 oldu. Köklerim yani cevabım ne oldu? D seçeneği oldu. Geçtim ikinci soruya. Yine burada aynı şekilde x üzeri 4 x kare olduğu için x kareye t diyeceğim. x üzeri 4 x karenin karesi t kare eksi 3 t artı 2 eşittir 0. burada ne yapacağım şimdi ben? Çarpımlar ayıracağım. T'ye t. Y t şöyle, eksi 2'ye eksi 1 diye ayıracağım. Neden? Çünkü burada Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı. 2 toplamları eksi 3 t'nin katsayısını verdi. Yani t eksi 2 çarpı t eksi 1 eşittir 0. Bu ne demek? t eksi 2 sıfır da t 2 t eksi 1 sıfır da t eşittir 1. Şimdi t dediği neydi? x kare. x kare eşittir 2 x kare eşittir 1. Şimdi x kare 2 ise x eksi kök 2 olabilir. x kök 2 olabilir. 1 artılı 1 eksili. x kare 1 ise x eksi 1 olabilir. 1 olabilir. Pozitif köklerin çarpımı demiş. Bak pozitif köklerin çarpımı. Pozitif kökleri hangisi var? Kök 2 pozitif ve 1 pozitif. Diğerleri negatif. Kök 2 ile 1'i çarptığım zaman kök 2 çarp 1'den bu çarpım kök 2 yapar. Cevabım D olur. Evet geçtiğim 3. soruya. Şimdi burada ortadaki terim x küp. x üzeri 6 x küpün karesi. Bu sefer x küpe t diyeceğim. Yani 3. dereceden bir e, ifade var. x küp eşittir t dediğimde x üzeri 6 x küpün karesi. Yani direkt e, x küpün karesi yani t'nin karesi. Eksi 9 t artı 8 eşittir 0. Burası t y t. Burası eksi 1'e eksi 8. Çünkü çarpımları 8 yapar toplamları eksi 9. Şuradaki eksi olduğu için eksi eksi yazdım. Yani bunları düz birleştireceğim için bu ifade t eksi 1 çarpı t eksi 8 eşittir 0. E buradan t eksi 1 sıfırsa t eşittir 1. T eksi 8 sıfırsa T 8. T dediğim neydi? X küp. X küp eşittir 1. Buradan da X küp eşittir 8. Şimdi X küp 1 ise 1'in küpü 1 yapar. 1'in küpü diye yazılır. X 1'dir. Buradan kuvvet tek olduğu için 3 tek olduğu için eksi 1 olmaz mesela. Çünkü eksinin tek kuvveti eksi olur. Tek değer gelir. X küp eşittir 8. 8 2'nin küpü olduğu için yani X dediğim 2 gelir. Tek değer gelir. O zaman çözüm kümen 1'e 2 oldu. Çözüm kümesini şöyle 1,2 diye yazabilirim. Dördüncü soru. Denkleminin pozitif kökü aşağıdaki yerde hangisidir? Tabi burada x üzeri 4'e t diyeceğim. Ortadaki terim genelde x üzeri 4 t. Bunun karesi x üzeri 4'ün karesi x üzeri 8 t kare oluyor. Yani x üzeri 4'e t dediğim zaman 2 t kare eksi 3 t eksi 2 eşittir 0. Çarpanlara ayıracağım bunu. 2 t t. Şimdi çapraz çarptığım zaman eksi 3 t elde etmem lazım. Burada tek hani kasa eşit ya. Şuraya eksi 2'ye e, artı 1 diye yaparsam çapraz çarpıyorum. Bak 2t eksi 2t 0 yapıyor. Olmadı. O zaman şöyle yapacağım. E, yukarıya artı 1 vereceğim. Aşağı eksi 2 vereceğim. Çapraz çarpıyorum. Eksi 4t artı t eksi 3t'yi verdi. O zaman ne yapacağım? Düz birleştireceğim bunları. Diyeceğim ki 2t artı 1 çarpı t eksi 2 eşittir 0. 2t artı 1 sıfırsa t eşittir. 1 bölü 2 T eksi 2 sıfırsa T eşittir 2. Şimdi T yerine tekrar yazıyorum bak, x üzeri 4 eşittir eksi 1 bölü 2 diyeceğim. Doğru mu? Bir de burada ne var? X üzeri 4 eşittir 2. Şimdi burası olmaz. Neden? Çünkü bir reel sayının çift kuvveti. Çift kuvvet artı olmak zorunda. Yani x ne olursa olsun reel sayı olarak çift kuvvet olduğu için eksi 1 bölü 2 olamaz. Yani buradan aslında x üzeri 4 eşittir 2. E buradan her tarafın dördüncü kuvvetini alırsam x dediğim dördüncü dereceden kök 2 veya eksilisi de olur çift kuvvet olduğu için. Eksi dördüncü dereceden kök 2. Tabii bana burada pozitif kökü dediği için birincisini alacağım. Dördüncü dereceden kök 2 oldu cevabım. Doğru cevap D seçeneği. Ve şimdi kazanım 9'a geçebiliriz. <laughs>